Hanım. Melike dışarı çık. Merhum atam Yavuz Sultan Selim Han'a Mısır seferinde Hicaz'dan gönderilen Kur'an-ı Kerim'dir bu. Cenab-ı Allah Nisa suresinde buyurmuşlar ki, ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ulul emre de itaat edin. Ve yine Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki, üzerinize Habeşi bir köle dahi emir tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla sevk ve idare ettiği müddetçe ona itaat edin. Ey ümmeti Muhammed! Siz inananlardan değil misiniz? O halde neden bana itaat etmezsiniz? Yeniçeri kullarım, zorbaları müdafaa edip neden isyana göz yumarsınız? Devletli padişahım, siz zillullahsınız. Bizim hünkârımıza muhalefetimiz yoktur. Dostu dostumuz, düşmanı düşmanımızdır. O halde müfsit ve zorbaları himaye etmemeniz gerekir. Ya Hak! Ya Hak! Biz padişahımıza itaat üzereyiz.
eşkıyayı zinhar himaye etmeyiz. Vade Sultanım. Padişah Efendimiz Bab-ı Saad önünde ayak divanla çıkmışlar. Yeniçeri ve sipahi ihtiyarları, ulema, ahali, herkes orada. Binmek istersiniz diye ben. Sipahi kullarım. Sizin muhalefetinizden ve fitne çıkarmanızdan devlet-ü saltanat zaafa uğradı. Talepleriniz devletin belini büktü. İçinizdeki serkeş ve insafsız eşkıya çoğaldı. Alemi soyup ahaliyi dağıttılar. Sayınız 40.000'e ulaştı. Lakin istediğiniz makamların hepsi 500'ü bulmaz. Niçin ulufe istersiniz? Reayayı soyarsınız. Reaya olmayınca hazine nereden bulunur? Ulufe nereden verilir? Şu deryadan mı vereyim ulufenizi? Biz padişahımıza karşı asi namını kabul etmeyiz. Padişahımızı tazyik edip edepsizlikle mal tedarikine düşenler bizim rızamızda değildir. Biz onların zaptına kadir değiliz. O halde eşkıyanızı ayırıp vereceksiniz. Eşkıyayı zinhar himaye etmeyiz. Padişahımıza gerekmeyen bize de gerekmez. Çıkarsın bunları. Zinhar söyletmeyin. Ulema'dan kadı efendiler. Öne çıksın. Kadılarım, niçin ahkam-ı şeriyeyi tam tatbik etmezsiniz? Zulmü def etmek için neden uğraşmazsınız? Ve dahi neden rüşvet alırsınız? Haşa devletlüm. Bizim yolumuz şeriat yoludur. Lakin ne zaman zalim bir voyvodanın cizyedarın zulmüne mani olmak istesek rüşvet alır, asileri himaye eder diye hakkımızda iftirada bulunurlar. Bizler şerlerinden korkar, zillet ve zahmet çekeriz. Hünkârım, oğlum İstanbul kadısı Seyit Mehmet doğru söyler. Haksız yere haraç almak isteyen bir sipahiye mani olmak istediği için onun dahi hanesini basıp esvap ve atlarını yağma ettiler. Şeyhülislam Ahizade Efendi, siz ne yaptınız? Neden mani olmadınız? Devletli padişahım, hakkımızda inayet gösterir. Bizi destekler iseniz zulmü tez zamanda bertaraf ederiz inşallah.
Hala. Ey ümmeti Muhammed. Sizlerin de şahitliğinde Yeniçeri, sipahi, ulema kullarım bana, padişahlarına sadık olduklarını beyan ettiler. Lakin bu kafi değil. Herkesin gözleri önünde mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e el basıp sadakat yemin edecekler. Kanuni kadime riayet edip fitne fesat çıkarmayacağımıza. Fitne fesat çıkarmayacağımıza. Halife-i ruhi zemin, padişah efendimize itaat edeceğimize. İtaat edeceğimize. Aramızdaki hainleri, zorbaları barındırmayıp hepsini teslim edeceğimize. Teslim edeceğimize. Allah'ın ve onun yeryüzündeki gölgesi padişah efendimizin huzurunda yemin ederiz. Yemin ederiz. Vallahi billahi tallahi. Her ne vakit saadetli padişahımız bir emir verir de ocağımız bu emrin hakkından gelemezse, Allahu Teala'nın, peygamberlerin, bütün meleklerin, Hazreti Muhammed ümmetinin laneti üstüne olsun. Amin. Ben dahi yedi iklimin padişahı, Halife-i Ruh-i Zemin, Sultan Murat Han, fütuhat devrini yeniden başlatacağıma, zorbalığa, bozgunculuğa, rüşvete son verip nizam-ı alemi tesis edeceğime, bu yüce devleti adaletle idare edeceğime, İslam bayrağını bütün cihana yaymak için savaşacağıma, yüce Allah'ın huzurunda siz kullarımın şahitliğinde yemin ederim. Vallahi, billahi, tallahi.